Türkiye'ye karşı bir blok oluşturulmaya çalıştığı güne ertelendi. Bugün de görüşmeye yine saatler kala Yunan kaynakları basına verdikleri demeçle hem NATO'daki üst düzey yönetimi artık tepkisini çeker hale geldiler. Çünkü bu kez de subaylarımız o görüşmeye gidecek ama bu teknik bir müzakere değil. Sadece kendi fikrimizi, tavrımızı, tezimizi burada öne çıkaracağız. Bunu anlatıp çıkacağız dendi. Yani Yunanistan hala ortak zeminde NATO gibi iki ülkenin de güvenlik olarak ortak zemin olarak kabul ettiği çatı altında dahi müzakereye ayak diriyor şu ana kadar. Peki ne yapıyor? Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nda oradan da biraz kulis bilgisi aktaralım. Çünkü öğle saatlerinde Yunanistan'dan Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan gelmiş bir konuşma yapmış ve Türkiye karşıtı havayı körükleyerek Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar, silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunmuştu. Ancak edindiğimiz bilgiye göre bir kere Avrupa Birliği'nin genelinde yani siyasetçiler üzerine bir bıkkınlık var. Çünkü Yunanistan'ın sürekli ön koşul getirerek müzakereleri çıkmaza uğratması, akamete uğratması artık burada da kimi siyasetçiler tarafından pek tasvip edilmiyor. Bununla birlikte aslında toplantıya Yunanistan'ın Avrupa Birliği Bakanı değil Dışişleri Bakanı Dendias'ın başlangıçta geleceği. Fakat Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aynı toplantıda parlamenterlere hitap edeceği açıklandıktan sonra Dendias'ın gelmekten vazgeçtiği ve yerine yardımcısını gönderdiği bilgisi geldi. Toparlayacak olursam NATO'da şu dakikalarda evet teknik anlamda subaylar görüşmeye başladılar. Fakat Yunanistan hala yan yollardan Türkiye'yi sıkıştırmak bir anlamda kıskaca alıp masaya oturmadan önce kendi tezine destek bulmaya çalışıyor.